Merhaba sevgili gençler, 12. testimizle birlikteyiz. Yine 20 tane birbirinden güzel öğreten sorular sorup gerileme dönemini genel olarak tekrar etmiş olacağız. Hemen buyurun başlayalım isterseniz. İlk sorumuz: Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıl başlarında yürüttüğü dış politika anlayışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi 18. yüzyıl dediğimiz arkadaşlar 1700'lü yıllar. Bu döneme biliyorsunuz Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları süreciyle çok miktarda toprak kaybederek girmişti. İşte bizde bunun nasıl bir politika doğurduğunu soruyor. Hemen bakalım, Batı yönünde fetihlerde bulunma politikası bu dönemde artık yok. Osmanlı artık zayıflamış durumda arkadaşlar. Mevcut toprakları koruma politikası aslında bu dönemde görülecek ama hemen dönemin başlarında değil, 1718 Pasarofça Antlaşması'ndan sonra görülecek. C seçeneğinde ne demiş? Karlofça Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri alma. İşte bu politikadır arkadaşlar. Osmanlı hem Karlofça'da hem de onun devamı niteliğindeki Ruslarla imzalanan İstanbul Antlaşması'nda kaybettiği toprakları geri alabilmek için 1718'e kadar bir politika geliştirecek. Fakat 1718 Pasarofça'da yeni yerler kaybedince artık kaybettiklerini alamayacağını anlayıp en azından mevcut toprakları koruma politikasına yönelecektir diyoruz. Denge siyaseti ve Rusya ile ittifak kurmada bu dönemde henüz ortada olan girişimler değil. Osmanlı'nın Rusya ile ittifakı vardır ama sonraki dönemlerde var arkadaşlar. Bunlara dikkat. İkinci sorumuz: aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden biri değildir? Lale Devri'ni hemen bir hatırlayalım arkadaşlar. 1718-1730 yılları arasında. Hiçbir zaman unutmayın, Padişah 3. Ahmet ile Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile özdeşleşen, Pasarofça ile başlayıp patrona Halil isyanı ile biten, bakın 2P arası biten döneme biz Lale Devri deriz. Bu dönemde neler var? Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesi, ki ilk kez Batı tarzı ıslahatlar yapıldı, bu doğrudur. Sağlık alanında çalışmalar yapıldı, bu dönemde çiçek aşısı uygulandı, doğrudur. Batı tarzı yaşam biçiminin görülmesi, ki özellikle Paris'e geçici elçi olarak gönderilen 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin sefaretnamesi doğrultusunda Batı tarzındaki yaşam bu dönemde net bir şekilde görülüyor. Batı tarzı işte mimari eserler vesaire yapılıyor. Bunu da alırız. Askeri alanda ıslahatlara yönelme, şimdi burada dur. Arkadaşlar bu püf noktasıdır. Lale devrinde askeri ıslahat yoktur kesinlikle, bunu unutmuyoruz. Yine sivil mimari alanında eserler bu dönemde 3. Ahmet Çeşmesi gibi ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İkinci sorumuz: D seçeneği dedik, geçtik 3'e. Aşağıda verilen antlaşmalarından hangilerinde yaşanan kayıplar Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıl başlarında kaybettiği toprakları geri alma politikasını yürütmesinde etkili olmuştur? Aslında bu birinci soruda çözdüğümüz durumun biraz daha detayıdır. Arkadaşlar 1699 Karlofça'da, bir de 1710'un devamı niteliğindeki İstanbul Antlaşmaları'nda Osmanlı ilk defa ciddi toprak kaybetti. Karlofça'da Macaristan'ı Avusturya'ya, Mora ve Dalmatya kıyılarını Venedik'e, Podolya ve Ukrayna coğrafyasını Lehistan'a bıraktı. İstanbul Antlaşması'nda ise Azak Kalesi'ni Ruslara bırakmıştı. İşte bu iki anlaşmada kaybettiği toprakları geri alabilmek için mücadele edecek. Prut ise bu politikasının yeşerdiği, umudunun arttığı bir savaş ve anlaşmadır arkadaşlar. Kesinlikle unutmayın. Dördüncü sorumuz: aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda askeri mücadelede bulunduğu devletlerden biri değildir? Arkadaşlar bu soruyu ben niye aldım? Özellikle burada Fransa, Portekiz gibi devletler bizi yanıltabiliyor. Şimdi Fransa ile savaşımız var mı? Portekiz'de savaş var mı? Bunları düşünebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı Portekiz'le savaşmış ama ne zaman savaşmıştır? Yükselme döneminde savaşmıştır. Yükselme döneminde hem Hint seferlerin sırasında Portekiz'de mücadele edilmiş, hem de Fas'ın himaye edildiği Vadi Üsteğil Savaşı Portekiz'le yapılan savaşlardır. Fakat daha sonraki süreçte Portekiz'le bir mücadele yok. Diyeceksiniz ki hocam Fransa'yla nerede? Fransa'yla dönemin sonunda 1798'de Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesiyle arkadaşlar ilk kez savaşlar başlamıştır ve Akka savunmasında Cezzar Ahmet Paşa Napolyon'u durdurmuştur diyoruz. Venedik, İran ve Rusya ile zaten bu dönemde uzun süreli savaşlar yaşanacak sevgili arkadaşlar.
Beşinci sorumuz, aşağıdaki isyanlardan hangisinin böyle bir sonuç doğurduğu söylenemez? 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde isyanlar artmış ve bu isyanların birçoğunda padişah değişiklikleri yaşanmıştır. Bu genel bir soru, yani sadece gerileme dönemini kapsamıyor. Dağılma döneminden veya duraklama döneminden de isyanlar var arkadaşlar. Ve bu isyanlarda çok önemli bir püf noktası var. O püf noktası da şudur. Çınar Vakası en büyük Yeniçeri isyanıdır. Hatırlarsanız 1656 yılında 30 kadar devlet adamı Sultanahmet Meydanı'ndaki Çınar'da idam edilmiş. En büyük Yeniçeri isyanı olarak ya da vakayı vakvakiye olarak tarihe geçmiş bu olay. Fakat bu olayda padişah değişikliği yaşanmamıştır. İşte bu püf noktasıdır. Kesinlikle unutmayın 4. Mehmet dönemi. Fakat Edirne Cebeci olayı 1703'te 2. Mustafa tahttan indirilmiş, 3. Ahmet tahta geçmiştir. Patronu Halil isyanı zaten arkadaşlar Lale Devri'nin sonudur. 3. Ahmet'in yerine 1. Mahmut tahta çıkmıştır. Kabakçı Mustafa isyanı Nizam-ı Cedid döneminin sonudur. Hatta şunları şöyle yazalım. 31 Mart isyanı da 1909'da gerçekleşmiş. Bu olayda da 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş. 5. Mehmet Reşat tahta çıkmıştır. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Kesinlikle unutmayın, Çınar Vakası en büyük Yeniçeri isyanı. Fakat Çınar Vakası'nda arkadaşlar padişah değişikliği yoktur. Gelelim 6. sorumuza ve kesinlikle sorulabilecek bir soru tarzı diyorum arkadaşlar. Çok önem veriyorum bu soruya. 18. yüzyıl ıslahatlarının kaynakları arasında unsurlarından hangisi ya da hangilerinin bulunduğu söylenemez. Arkadaşlar 18. yüzyılda sefaretnameler, yani elçilerin yazdığı, kaleme aldığı eserler, elçilikler açıldığı için kaynaklar arasında vardır. Hatırlayın, hem Lale Devri'nde geçici elçilikler açılacak, hem de 3. Selim yani Nizam-ı Cedid döneminde sürekli elçilikler açılacak ve elçilerin yazdığı sefaretnamelerden faydalanılacaktır. Risale ve lahiyalar ise 17. yüzyıldan beri Osmanlı'nın ıslahatlarında kaynaktır. Risale ve lahiya genel anlamda raporlar demektir. Bir takım bilim adamları, alimler ya da devlet adamlarının padişahlara sunduğu raporlardır. Duraklamanın, gerilemenin nedenleri burada dikkate alınır. Neler yapılması gerektiği söylenir. Yine hatırlayın, duraklama devrinde Koçi Bey, Katip Çelebi gibi isimler risaleler hazırlamıştı zaten. Bunu da alırsınız. Fakat buradaki püf noktamız şu: Avrupa'ya Osmanlı ilk kez 2. Mahmut döneminde öğrenci gönderdi. Yani 18. yüzyılda Avrupa'ya giden öğrencilerin bir kültürel taşıma yapması mümkün değildir. Yani cevabımız yalnız 2 olacak. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisinin alanında ilk örnek olma özelliği taşıdığı söylenemez? Arkadaşlar bu detaydır, fakat bir sürü ilki size öğretmek için ben bu soruyu aldım. Özellikle Vankulu Lugat'ı matbaada basılan ilk eser olma özelliği taşır. Nuri Osmaniye Camii ilk barok eserdir. 28 Çelebi Mehmet Efendi ilk geçici elçidir Paris'e gönderilen. Nizam-ı Cedid ordusu ise batı tarzı kurulan ilk ordudur. Fakat Eşkinci Ocağı'nın böyle bir özelliği yok. Eşkinci Ocağı ta 2. Mahmut döneminde kurulmuş. Her ne kadar batı tarzı örnek alınmışsa da Eşkinci Ocağı batı tarzında örnek alınan ilk kurum, kuruluş değildir. Geldik 8. sorumuza. 1. Abdülhamit, 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde yerli malı kullanımının özendirilmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Şimdi sen neden yerli malını özendirirsin ki? Bu 3 padişah da hakikaten yerli malı ile ilgili fermanlar yayınlıyor. Arkadaşlar, yerli malının özendirilmesinin temel sebebi, hiçbir zaman unutmayın, kapitülasyonlardan dolayı Avrupalı tüccarların çok ön plana çıkması, yerli tüccarların onlarla yarışamamasıdır. Dolayısıyla sizin böyle bir seçenek aramanız gerekiyor. Bu seçenekte C'de var: kapitülasyonların olumsuz etkisini azaltmak. Şimdi kapitülasyonların en büyük olumsuz etkisi nedir? Yerli üretimi düşürmesidir. Azınlık isyanları, ithalatı kolaylaştırmak, ki ithalat arkadaşlar satın almadır, dışarıdan almadır. Bunu kolaylaştırmak istemiyor. Yerlileri ön plana çıkartmak istiyor. Ticareti kolaylaştırmak da değil. Zaten ticareti kolaylaştırmak genel anlamda yabancılar da ticaret yapıyor. Avrupalı devletlerden mali destek sağlamakta olamaz.
Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Abdülhamit döneminde görülen ıslahatlardan biri değildir. Arkadaşlar, birinci Abdülhamit 1774-1789 yılları arasında tahtta kalmış. Tam da bu küçük kaynarca antlaşmasını imzalamış. Üçüncü Selim dönemine kadar tahtta kalmış bir padişahtan bahsediyoruz. Bu dönemde Surat topçuları, lağımcı ve humbaracı ocakları genişletilmiş ve düzenlenmiştir. Özellikle bu dönemde arkadaşlar Baron de Tott dediğimiz Avrupalı uzmandan faydalanılmıştır. Bunu kesinlikle unutmayalım. Bunun yanında Avrupa'yı tarzda tersaneler açılmıştır. Arkadaşlar tarihe dikkat. Bakın 1774 dedik. Bu dönemde denizciliğe hakikaten çok önem veriliyor. Denizcilikle ilgili birçok faaliyet yapılıyor. Bunun temel sebebi nedir biliyor musunuz? Hemen 1. Abdülhamit dönemi öncesindeki savaşlarda 1770 Çeşme baskınında Osmanlı donanması yakılmıştı. Dolayısıyla donanmayı yenilemek, Avrupa ile yarışır hale getirmek gerekiyordu. Hiçbir zaman unutmayın, bir faciadan sonra her zaman o alanda tedbirler alınır. Osmanlı'da da durum budur. Bu da vardır. Esam sistemi yoğun olarak uygulandı. Esam arkadaşlar iç borçlanma demektir. 3. Mustafa döneminde hazırlanmıştır. Fakat yoğun olarak uygulanması 1. Abdülhamit dönemidir. Hatta burada da bir detay vereyim size. Bu dönemde iç borçlanmaya yoğun olarak gidilmesinin temel sebebi 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Osmanlı'nın ilk kez tazminat ödemesi ve bu tazminatın da Osmanlı'yı zor durumda bırakmasıdır. Avrupa'dan gelen uzmanların Müslüman olma zorunluluğu kaldırıldı. Evet, bu dönemde Baron de Tott artık Müslüman olmadan Osmanlı'da çalışabilmektedir. Biliyorsunuz Osmanlı'da memur olma şartlarının başında Müslüman olmak gelirdi. Fakat 1. Abdülhamit bu şartı tamamen ortadan kaldırıyor. Bir de Avrupa'da daimi elçilikler açıldı. Demiş ki bu 3. Selim dönemidir. Arkadaşlar bu tür sorulardan korkmayın. Kesinlikle hepsini bilemeseniz de başka bir dönemin önemli olayını verir ki bu daimi elçilikler önemli bir olaydır. Zaten sizin gibi sınava hazırlananlar bu temel gelişmeleri iyi bilirler. O yüzden bazen cevabı bilirsiniz ama diğer seçeneklerin hepsini çıkartamayabilirsiniz. Çok da önemi yok. Yeter ki doğru cevabı bulun diyoruz ve geçiyoruz 10. sorumuza. 18. yüzyılda görülen savaşlardan hangilerinde hemen öncesinde yapılan askeri ıslahatların etkisiyle başarı sağlandığı söylenebilir. Şimdi bakalım bu savaşlara. 1736-39 Osmanlı-Rus-Avusturya savaşları 1. Mahmut dönemine denk gelen savaşlardır. Akka Savaşı 1798'de Fransızların Mısır'ı işgal sürecinde ortaya çıkan 3. Selim dönemi bir savaşıdır. 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşları da 3. Mustafa dönemidir. Şimdi bütün dönemleri bilmeniz gerekmiyor. Fakat arkadaşlar şu ikisini kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ben özellikle de şu Akka'nın çıkabileceğini düşünüyorum. Neden derseniz, 1. Mahmut döneminde ilk kez Batı tarzı askeri ıslahatlar yapıldı. Hendesehane gibi kurumlar açıldı. Ocaklar yeniden düzenlendi. Humbaracı Ahmet Paşa humbaracı ocağını açtı. Bu dönemde çalıştı. Ve bu dönemdeki ilk Batı tarzı askeri ıslahatların Osmanlı-Rus-Avusturya savaşlarında başarı getirdiğini, hatta Osmanlı'nın hem Rusya'yı hem Avusturya'yı yendiğini ve dönemin son kazançlı antlaşması Belgrad Antlaşması'nı imzaladığını görüyoruz. Hatta bu Belgrad Antlaşması'nda Belgrad'ı falan geri alıyor. Bu açıdan demek ki 1. Mahmud'un ilk askeri ıslahatları, Batı tarzı ilk askeri ıslahatları başarı getirdi. Akka Savaşı'nda ise Cezzar Ahmet Paşa Nizam-ı Cedid ile ünlü komutan Napolyon'u durdurmuştur ki Napolyon anılarında hatta şöyle yazar: "O ihtiyar beni durdurmasaydı bütün Asya'yı fethedebilirdim" der. Fakat zaten Osmanlı-Rus savaşlarında 1768-74'te herhangi bir başarı yok. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir. Kesinlikle çıkabilecek bir soru. Geliyoruz 11. sorumuza. Bu politika değişikliğinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, gelmesini beklediğim sorulardan biri. 10 ve 11. soruları ısrarla bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bu arada bunu söyleyeyim. Neymiş bakalım bu politika değişikliğinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 18. yüzyıl boyunca Osmanlı aleyhine Ruslarla ittifak yapan Avusturya, 1792'de imzalanan, aslında bu 1791 olacaktı arkadaşlar, buraya yanlış yazmışım, İmzalanan Zişto ve anlaşmasıyla
bu politikasını değiştirmiştir. Hakikaten de bakıyoruz 1791'den sonra bir daha Avusturya Ruslarla ittifak yapmıyor. Bunun en önemli sebebi hiçbir zaman unutmayın, Fransız İhtilali'nin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Fransız İhtilali'nin ortaya çıkarttığı fikirler bir imparatorluk olan Avusturya'yı da etkiler. Üstelik Fransız İhtilali'nin ortaya çıktığında Fransa'ya en yakın bölge Avusturya olduğu için ihtilalin ilk sıçrama bölgesi de Avusturya olma ihtimali yüksektir. Bu yüzden de bir daha Avusturya arkadaşlar Rusya ile ittifak yapmayacak. Neden biliyor musunuz? Bir imparatorluk olan Avusturya'ya karşı Rusların Balkan politikaları zarar verir. Yani sadece Osmanlı'ya zarar vermez Ruslar. Bu yüzden bu soruyu ısrarla bekliyorum. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim dönemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Şimdi 3. Selim 1789'da tahta çıkmış, 1807'ye kadar tahtta kalmıştır. Hemen bakalım. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın imzalanması. Ha, dur burada. Küçük Kaynarca Antlaşması bir kere 1774 18. yüzyılın en önemli anlaşmasıdır. Sorularda da en çok çıkabilecek anlaşmalardan biridir arkadaşlar. Ve 1774 anlaşmasını 1. Abdülhamit imzalamıştır. 3. Selim'le ilgisi yoktur. Hemen bunu yazalım. Fakat diğerlerine bakalım. Zişnovi ve Yaş Antlaşmaları 3. Selim dönemidir. Akka Savaşı 3. Selim dönemidir. Osmanlı sınırlarında ilk milliyetçi isyan 1804 Sırpların isyanı 3. Selim dönemindedir. Yine özellikle Fransa'nın Mısır'ı işgal sürecinde ilk kez somut olarak denge siyasetinin uygulanması 3. Selim dönemindedir. Yani cevabımız Adana'dır diyoruz. Geçiyoruz 13. sorumuza. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisinde ilk defa halifeliğin siyasi gücünden faydalandığı söylenebilir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti halifeliğin siyasi gücünden iki yerde faydalanmıştır. 1. 1774 Küçük Kaynarca'da, 2. 1912 Uşi Antlaşması'nda. Yani 1. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Kırım için halifelikle ilgili bir hüküm vardır. Hatırlayın, Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Kırım bağımsız olacak ancak dini bakımdan halifeye bağlı kalacak maddesi var. Yine 1912 Uşi'de de Trablusgarp için, Trablusgarp dini bakımdan halifeye bağlı kalacak maddesi vardır arkadaşlar. Burada o yüzden cevabımız doğrudan Bursa olacak, bunu işaretleyeceğiz ama şu bilgiyi verip öyle geçeceğiz. Arkadaşlar Osmanlı bu anlaşmalara neden böyle bir hüküm koyuyor? O bölgelerle dini ve kültürel bağlarını koparmayıp ileride oraları geri alabileceğini düşünüyor. Kesinlikle bu şekilde de bir soru gelebilir diyorum. Geldik 14. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda görülen gelişmelerden biri değildir? Genel bir durum arkadaşlar, yenilikleri falan vermiş. Çiçek aşısı Lale Devri'nde ilk kez uygulandı. Kumaş ve kağıt fabrikaları yine Lale Devri'nde açıldı. Batı tarzı sivil okullar, arkadaşlar Batı tarzı sivil okulların açılması dağılma dönemindedir. Gerileme döneminde Batı tarzı askeri okullar açılıyor fakat sivil okullar dağılma döneminde ta 19. yüzyılda açılacak. Kara ve deniz mühendishanelerinin açılması, kara ve deniz mühendishaneleri arkadaşlar 3. Mustafa ve 3. Selim dönemlerinde açılmıştır. 3. Mustafa'da deniz mühendishanesi, 3. Selim'de kara mühendishanesi açılacak. Yine iç borçlanma dediğimiz ESSAM'da 3. Mustafa döneminde hazırlanıp 1. Abdülhamit döneminde uygulanacaktır. 15. soru. Çok detay bir soru arkadaşlar. Ancak özellikle şunu söyleyeyim. Bu bilgiler MEB kitaplarında geçtiği için aldım ben bunu. Türk örf, adet ve geleneklerinden esinlenerek oluşturulan saraydan kız kaçırma operası aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Arkadaşlar saraydan kız kaçırma operası Mozart'a aittir. Beethoven'ın da Türk Marşı vardır. Burada yine bizi ilgilendiren Frank Sinatra'yla Tchaikovsky'yi çok dikkate almayın. Agostino Tassi de İtalyan bir ressam olup 16. yüzyılda yaşamış İtalyan bir ressam olup özellikle Mehter, işte Beş Türk çalgıcısı gibi resimleriyle ünlüdür. Yani bu çok detay olur ama buraya ben bir tane daha ekleme yapacağım. MEB kitaplarında olan bir ekleme arkadaşlar. Lady Montagu dediğimiz bir İngiliz kadın var. Lady Montagu Lale Devri'nde İstanbul'da bulunan İngiliz elçinin eşidir. Lady Montagu'nun önemi şudur. Türk Mektupları adıyla mektupları Türkiye'de de yayınlanmıştır. Türk kadınının etnografyası yani genel kültürel ögelerini ilk kez
Avrupa gündemine getiren kadın olarak bilinir. Özellikle alancılar bunlara iyi baksınlar, bakın şu isimlere. Fakat Mozart'ın saraydan kız kaçırmasının ben genel kültür bilgisi olarak da gelebileceğini düşünüyorum. Dedikten sonra geldik 16. sorumuza. Bu değişimin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 1798-1801 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı-Fransa Savaşı 1802 Paris Anlaşması ile Osmanlı-Fransız İttifakı'na dönüşmüştür. Bakın, savaştan ittifaka geçiyoruz. Hakikaten de şu 1798-1800'lü yıllar, 1812'ye kadar hatta öyle olaylar yaşanıyor ki arkadaşlar, kimin eli kimin cebinde belli değil. Tam bir böyle cendere durumu var Avrupa'da, dünya siyasetinde. Bu dönem çünkü Avrupa'da Napolyon savaşlarının yaşandığı dönem ve dengelerin sürekli değiştiği bir dönem. İlk başta Fransa ile savaşırken İngiltere ve Rusya Osmanlı'ya yardım etmiş. Fakat sonraki dönemde bu sefer İngiltere ve Rusya Akdeniz'e yerleşmeye çalışmıştır ki bu ittifakın doğmasının sebebi de işte böyle bir tehdittir. Yani B olacak ve geçiyoruz 17. soruya. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Rusya'nın Osmanlı'nın iç işlerine karışmasına zemin oluşturduğu söylenebilir arkadaşlar? Bu soruyu da ısrarla bekleyin. Yani böyle bir soru bekleyin. Küçük Kaynarca Antlaşması çok ağır şartlar içeren bir anlaşmaydı. Osmanlı ilk kez burada tazminat ödedi. Rusya'ya kapitülasyonlar verildi. Ruslar Karadeniz'e tam anlamıyla yerleşti bu anlaşmada. O yüzden Osmanlı için hakikaten sonuçları ağır olan bir anlaşmadır. Tek tek bakalım. Kırım'ın bağımsız olması, ancak dini bakımdan halifeye bağlı kalması, zaten bağımsız bırakmışsın. Rusların senin iç işlerine karışmasını sağlayacak bir durumu yok. Rusya, İngiltere ve Fransa'ya tanınan kapitülasyonlar ekonomik bir durumdur. Dolayısıyla doğrudan iç işlerine karışma ya da müdahaleyi getirmez. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Yine ekonomik bir durumdur. Bu savaş tazminatından dolayı Osmanlı zor durumda kalmış. Fakat iç politikaya karışmasına zemin oluşturacak bir durum yoktur. Fakat ne diyor D seçeneğinde? Rusya Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların koruyucusu olacak. Şimdi Ortodoksların koruyucusu olmak demek, Ortodoksların haklarını koruma bahanesiyle sürekli Osmanlı'nın iç işlerine karışma anlamına gelir ki bu madde Osmanlı için arkadaşlar ağır sonuçları olan bir maddedir. Zaten biz özellikle Osmanlı zayıfladıktan sonra ne görüyoruz? Osmanlı ülkesindeki hemen her azınlığın bir batılı devlet tarafından korumaya alındığını, onların bahane edilerek sürekli Osmanlı'nın iç işlerine karışıldığını görüyoruz. Unutmayın, dipnot, Ortodoksların koruyucusu Ruslardır, Katolik halklarının koruyucusu da Fransızlar olacaktır. Bu da önemli bir dipnot olsun. Yine Rusya'nın Karadeniz'de savaş gemisi bulundurması iç işlerine karışmayı değil, ama Osmanlı'nın İstanbul'un doğrudan tehdit altına girmesini sağlar. Geldik 18. sorumuza. 1798 yılında Fransa'nın Mısır'ı işgal girişiminde bulunmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın, şu soruyu da ısrarla bekliyorum. Bakın, benim bekliyorum dediğim sorulara çok dikkat edin. Hani ÖSYM'nin tam sorabileceği sorular. Hemen bu temel sebebi söyleyelim. Aslında Fransa'nın buradaki Mısır'ı işgal girişiminin sebebi Osmanlı değil. Yani Osmanlı'yla bir derdi olduğundan değil. Fransa'nın bu dönemde derdi arkadaşlar İngiltere ile. Avrupa'da tam bu dönem İhtilal sonrası Fransa'sının Avrupa'da koalisyon savaşları yaptığı dönem ve Fransa'da kurulan milli orduların birçok devleti yendiği, fakat bir tek İngiltere'yi yenemediği dönem. İngiltere'ye diş geçirebilmek için İngiltere'nin sömürgeleriyle bağını kesmek istiyor. Yani temel sebep budur arkadaşlar. İngiltere'nin sömürgeleriyle bağını kesmek istiyor, fakat arada olan Osmanlı oluyor. Yani arada kavgada hiç rolü olmayan Osmanlı tokat diyor. Arkadaşlar, şu maddeye şu açıdan dikkat etmenizi istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Kanal Cephesi'nin açılmasıyla aynı mantıktır. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar en çok Kanal Cephesi'nin açılmasını istiyordu. Osmanlı Kanal Cephesi'ni niye açmıştı? Süveyş Kanalı'nı ele geçirip İngiltere'nin sömürgeleriyle bağını kesip İngiltere'yi zor durumda bırakmak için. Aynı şeyi Napolyon da 1798'de düşünmüştür. Gelebilecek bir soru bence arkadaşlar. Çok dikkat edin. Geldik 19. soruya. Aşağıda verilen devlet adamlarından hangisi ya da hangileri ıslahat çalışmaları için
Batı'dan gelen uzmanlardan değildir. Biliyorsunuz 18. yüzyılda Avrupa'nın üstünlüğünü kabul eden Osmanlı, Batılı uzmanlardan yararlanmaya ilk kez başladı. Bu dönemde Humbaracı Ahmet Paşa, 1. Mahmut döneminde gelen aslında Comte de Bonneville denilen kişidir. Comte de Bonneville şöyle yazayım. Ve Comte de Bonneville dediğimiz Humbaracı Ahmet Paşa Humbaracı Ocağı'nı kuruyor. Hendesehanenin açılmasında etkili oluyor bu dönemdeki askeri ıslahatlarda. Baron de Tott ise 3. Mustafa döneminin sonlarında gelip 1. Abdülhamit döneminde çalışmalara devam etmiş. Özellikle denizcilik alanındaki birçok arkadaşlar ıslahatın yapılmasında etkili olmuş kişidir. Cezayirli Gazi Hasan Paşa ise batıdan gelen bir uzman değildir. Batılı değildir. Özellikle Çeşme faciasını devlete haber veren ve Çeşme faciasında birliğini, gemilerini kurtaran tek kişi olan Ruslarla mücadele eden kişi olarak daha sonra kaptanı deryalığa hatta sadrazamlığa kadar yükselen önemli bir paşadır. Batılı uzmanlardan değildir diyoruz ve geçiyoruz son sorumuza. 3. Selim döneminde sürekli elçiliklerden ilki aşağıdaki ülkelerden hangisinde açılmıştır? Arkadaşlar, ilk geçici elçilik Paris'tir. İlk sürekli olan ise Londra'da açılmıştır. Yani burada cevabımız doğrudan İngiltere olacak. Bu iki bilgiyi kesinlikle karıştırmayın. Geçici derse Paris, sürekli derse Londra. Hatta Londra'ya giden ilk elçi de Yusuf Agah Efendi'dir. Bu arada alancılar özellikle Avusturya'ya giden bu dönemdeki elçilere de baksınlar diyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Tabii ki tarihle kalın.